genel müdürlüğü silah kullanıcıları tayin başkanı. Emniyeti tek temsil. O zaman emniyetteyiz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ahmet Malkoç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çalışıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu toplantıyı tertipleyen Sürmene Platformu'na ve Kıbrıs Kültür ve Dönüşüm Derneği'ne ve temsilcilerine çok çok teşekkür ediyorum. Büyük kuvvet var ve o kuvvet bugün burada gördüğüm kadarıyla İletişim fazla güzel olamamış çünkü direkli kalabalık sağlamadığımızı görüyorum. Tabii işi olan arkadaşlarımız da olabilir. Emniyet için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Necdet Çeliktaş, Ankara 30 yıldır yaklaşık kendi işimle uğraşıyorum. Basın yayın sektöründeyim. Bu tür organizasyonlar hazırlayan arkadaşlara hep gibi yardımda bulunmak dileriz. Allah razı olsun diyorsunuz. Ali Osman Tüveli, Cumhurbaşkanlığı personeliyim. Ben de yaklaşık 30 yıldır Ankara'dayım. Türkiye'ye saygılar sunuyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, Resul Hamza Ali devam edelim inşallah. Adı biliyorsunuz Sürmen'in adı Kumurga. Ve Manahoz Deresi'ne en ağzındaki bir ilçemiz. Şimdi biz yeterince iyi örgütlendiğimizi söyleyemem. Ben söyleyemem. Herhalde siz de söyleyemez. Yani bir Sürmen'in daha çok kalabalık olmalı, daha çok örgütlenmeliyiz. Ankara'da oturacak yerimiz yok. Sohbet edecek yerimiz yok. Hemen buraya girelim. Ya çok acilen ya bir yer kiralayacağız ya bir yer satın alacağız mutlaka. Bunu gerçekleştirelim. Ben zaman zaman rahatsızlıklar geçiren bir adamım. Bunun için yani belediyede de önüme hiç karşı yap demeyin. Onu mutlaka halledelim. Hepimiz yük edinelim bunu. Sürmenin bir yeri bir şeyde Ankara'da bir yerimiz olur. Şehir Sürmene'nin, Trabzon'un problemleri aynı Türkiye'nin problemleri. Türkiye'de de yeterince en önemli olay sanayileşme yok. Sürmene'de de yok. Sürmene'de geçen gittim bıçak, herkes bıçak satıyor. Yani başka bir şey yok mu? Başka bir şeyler de yapmamız lazım. Bilmiyorum, çok konuşulacak şeyler var ama daha sonra bu yer edinme konusunu mutlaka irdeleyelim, çalışalım. Bugünden itibaren paramı toplayacağız. Ne yapacaksak yapalım, bir yerimiz olsun Ankara'da. Burası çok uzak, buraya gelemeyiz. Ankara'da, Kıtay civarında 120 metrekare, 200 metrekare bir yer edeceğiz. Orada toplanacağız, sohbet edeceğiz, konuşacağız, dert keseceğiz. Oldu, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Evet, tanışma faslını tamamladıktan sonra düşüncelerimizi ikinci soruda ifade ederiz. Buyurun. Abdurrahman Karaman. Mikrofonu yaklaş. Mikrofonu yakıtalım bir zahmet. Abdurrahman Karaman, ziraat mühendisi, emekli esnaf. Tabii bizim kuşak olarak bir ay yaşımız ilerledi. Yeni gençlere başarılar dileriz. İnsanların diyor en faydalısı, en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Kimin himmeti, milleti ise diyor, o tek başına bir millettir diyor. Bir de ümmetleri diyor, peygamberler milletleri liderler kurtarır. Bu hususta önce olacak arkadaşlara başarılar dileriz. Bizim görevimiz, bize emredecekler, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize iyi günler, başarılar diliyorum. Allah muvaffak olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hasan Karaman. Selamünaleyküm. Hasan Karaman. Milli Gençlik Vakfı'nda yaratan yardımcılığını yürütüyoruz.
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde memurluk yapıyoruz. Program deneyi geçenlere, sunucuların hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Hasan Başkan. Adım Hüseyin Erbay. Kıbrıbaşı'yım. Emekli esnafım. Şu anda da bazı işlerle iştikal ediyorum. Sürmeneli Kıbrıbaşı bütün vatandaşlarıma kendilerine tanıttığım adım adımlarına hoş geldiniz, sabah geldiniz. Saygı ve selamlarımı sunar. Hayırlı işler, başarılar dilerim. Sağ olun, var olun. Ağzınıza girmeniz. Buyurun. Kızılay'da Necati Bey Caddesi'nde yerler var. Oraları da kullanabileceğimiz gibi kendi yerimizde yapabiliriz, tabiriz. Bu anlamda görüşlerimi daha sonra söylemek üzere herkese hoş geldiniz diyorum. Toplantıya terk ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mikrofonu az daha yanaştırsak çok daha iyi olacak. Yanaştırma, evet. Teşekkür ederim. Adım Ömer Lütfü Yüzmez, Eczacıyım. Ankara'da 90'lı oturuyorum. Ankara'da diş kapı, sese kayıt kağıdı var. Orada baş eşim yaptım. Baş eczacı bölümünde yaptım. Şu anda emekliyim. Ben tabii bu sürmene konusunda daha bir arkadaşlar bize gelmişler. Yaşar Bey'e bakıyorum. Sonrasında tüm ilçelerin dernekleri olurca düşünür diye bu söylenenim yok. Araklı Vakfı'yı açtı, muvaffak olamadı. Çünkü baştan bizlere yanlış durumuna göre. İnşallah bu dönemde Sürmeneli hemşehrilerimiz tanıdıklarımız var ama Ankara'da son yıllarda biraz sayıları arttı. Eğer bu destekten kurulursa merkezlerde lokalite dernek faaliyetleri olur, iyi olur. Herkese başarılar diliyorum. İyi günler. Teşekkürler. Herkesi selamlıyorum. Kemal Emin, inşaat mühendisiyim. Proje işi yapıyorum. Kendi firmam var, 12 yıldır. Genellikle kurumlara, Adalet Bakanlığı'na iş yapıyoruz. Adalet binaları tasarımı yapıyoruz. Bir de ortağım var. Birlikte bir süredir bu işi yapıyoruz. Proje deyince de çok insanlar biraz şey yapıyor, yani ne olduğunu soruyor. İnşaat değil de sadece tasarım üzerine. Devam edip gidiyoruz. Herkese selamlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Herkese afiyet olsun. İsmim Sami Bayçelebi, Sürmeneliyim. Orman Endüstri Mühendisiyim. Orman Genel Müdürlüğü'nde 17 yıl görev yaptıktan sonra 2015 yılından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Trabzon Milletvekili Doktor Adnan Günler'e danışmanlık yapıyorum. Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ses mi? Herkese merhaba. Ben Ömer Sinan Bayçelebi. CÜYÜM, Doktor Trabzon Genel Müdürlüğü'nde genel müdürlüğümüz var. Görev yapmaktayım. Böyle bir organizasyona emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Masadaki üçüncü ödeyimiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abdullah Ayar. Genç ve Spor Bakanlığı'nda çalışıyorum. Altılar için gün. Bugün ben de Ankara'da başlıyordum. Sivil futbol hakemiyim. Yani 10 yıl üzeri ben klasmanlarla görev yaptım. Genel merkez yönetim kurulunda federasyonun anlaşmaya yardımcılığını da yapmaktayım. Ayrıca amatör futbolu ki bütün akşam başlayan Dünya Şampiyonası var. Erzaki Umurlu Başkanlığı'nı yansıyordum. Ankara İletişim Kurulu Başkanlığı yanısında diğer görevlerde bulunduk, devam ediyoruz. Afiyet olsun. Başta Sayın Valim'e en daha iyi olsun bulurum. Bunun bilmem bir sevinceydi tabii ki. Bu organizasyonu gerçekleştiren tüm yöneticilere ve
çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah devamlı evde buluşmak üzere diyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Başta Sayın Galip olmak üzere herkesi saygıyla selamlıyorum. 1957 Sürmen'e doğumluyum. Köprübaşı merkezlerinin ilk orta lise ve üniversite tahsilini Trabzon'da yaptım. 75-80 yılında KTÜ, Makine Elektrik Fakültesi Elektronik Haberleşme Bölümünü bitirdim. PTT ve Türk Telekom'da uzun yıllar yöneticilik yaptım. Spor kulübü yöneticiliğimiz yaptım. Şampiyonluklarımız oldu. Sivil toplumlarda görevler yaptık. Geçen ay başı itibariyle yöneticilik görevini noktaladık. Herkese tekrar saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Ali Aksoy'u Ömer Bey'le de işte aynı türlü. Sağ olun. Mustafa Çakır'ın 24 yıllık Ankara'dayım. Mikrofonu yakın tutabilir miyiz? Mustafa Çakır 25 yıllık Ankara'dayım. Çeşitli konularla ticaretle uğraşmaktayım. 24 senedir de burada Hürmen'e Köprübaşı Derneği'nin yokluğunu hissettim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Aydın konuğu, konuğumda 32 yıldır Ankara'dayım, İlibiyat Yönetmeni Meclisi'yim, Başkomutan Sivil Toplum Kuruluşu'nun genel koordinatörüyüm. Daha önce Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şahin Erdemir'le arkadaşımızla buna benzer çalışmalar yapmıştık. Kendisini hayırla rahmetle anıyorum. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımıza teşekkürler, saygılar sunuyorum. Böylece Ankara'da Sürmeneliler ve Köprübaşlılar olarak daha çok tanışma, kaynaşma, işi kolaylaştırma yoluna gidebiliriz. Hani Yunus demiş ya, benim tanışamadım, işi kolay kullandım, işe tanıştık, bundan sonra işlerimiz kolay olur inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sultan Çoban, Taner Yemenoğlu muhabbetlerinde Ankara Bölgecekleri olarak görev yaptı. Bu organizasyonu bir teşekkür ederim. Sürmene platformu yetkililerine arkadaşlar teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Değerli büyüklerim, Murat Elmas'a Sürmene Manavla doğumluyum. 30 yıldır Ankara'da. Saç ocağı ve yol yapım işinde iştirak etmekteyiz. Herkese hoş geldiniz. Safa yerini izlemek istiyorum. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Adım Ömer Yalnız. Özel bir şirkette projemiz olarak çalışıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selim Çoban, özel bir şirkette muhasebe müdürü olarak 10 yıldır çalışıyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Saygılarımla. Sağ olun Selim Bey. Evet Ali Bey. Ercan Bey. Ercan Çakıroğlu. Şimdi mikrofon sana geliyor. İsmim Ercan Çakıroğlu. Güler Bankası'nda daire başkanım. Köprübaşı Yılmazlar Köyü'nde. Tamamız 300 darımızda kongrelerimiz Sürmen olarak görünmektedir. Dolayısıyla Köprübaşı ve Sürmen'e iki kardeş, iki birbirine yakın ilçemizdir. Bu vesileyle dernek başkanlarımız, iş adamlarımız bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hüseyin Dikoğlu. Ben de Hüseyin Dikoğlu. Yeni Şafak Gazetesi'nde Ankara Haber Müdürü aynı zamanda temsilciliğini yapıyorum. Ben de böyle bir organizasyondan çok memnun oldum. Çünkü bizim işimiz daha fazla insan tanımak, daha fazla insanla tanışmak. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hüseyin Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de gazetecilik hayatınızda başarılar diliyoruz. Adım Volkan Demircim. Ankara'da 15 yıldır serbest kalmak istemişim. Böyle bir organizasyonu ilk defa yapılan organizasyonun bizim için hemşehrilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bizim en büyük lobi yerimizin burası olduğuna inanıyorum. Hemşehriler olarak birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Hepinize saygı sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Osman Kanca, Bağlı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürüyüm. Hem Köprübaşı hem de Sürmelen'in son ilçesiyiz. Referandumla
Kıbrıbaşı ilçe olduğunda ayrılıp Sürmene'ye bağlanmış bir köyün mensubuyum. Sayın Valime valilik görevinin başarıyla sürdürmesini, daha büyük görevlere gelmesini temenni ediyorum. Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Miktat Genç, 90 yılından beri Ankara'dayım, muhasebe işiyle uğraşıyorum. Anadan doğma Sürmeneli, sonradan olma Kayseri'yim. Organizatörlere teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Mehmet Emin Genç, Yukarı Çavuşlu Köyü 1961. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda kurul üyesiyim. Uzaktan ve yakından buraya teşrif etmiş olan bütün dostları hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Günümüz hayır olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Dağkuş, kamu emeklisi. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun Mustafa Bey. Murat Gündal, Bakırbaşı 5 köyü. Milli Savunma Bakanlığı'nda uzman olarak çalışıyorum. Ankara'ya geldiğim bir yıl oldu. Daha önce İstanbul'da kalmıyordum. 36 sene İstanbul'da olurdum. İstanbul'da evlerin neden hemşehrimiz vardı. Pek sıkıntısını çekmiyordum. Ankara'ya yeni geldim. Hemşehrilerimde daha yeni yeni tanışmışken oldum. Bu sebeple emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bahsettiğim Ali Sürçmez abimiz vesilesiyle bugün buradayız. Sağ olun efendimize. Allah kendisine razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sağ olun abim. Görevimiz de başarılar diliyoruz. Seyfettin Aydın, Sümerekarmadan Mevzular için teşekkürler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi de burada ağırlayan arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum şimdi. Sayın Çakır. Ömer Çakır, köprü başlıyım. Ankara'dan serbest ticaretle uğraşıyorum. Bu yemeği organize eden arkadaşlara teşekkür ederim. Ben Yusuf Kasım'ıyım, öğretim üyesiyim. İçinizde köprü başlayan, Trabzon olmayan belki benim ama damadınızım. Ben İran'dan Trabzonluyum. Neden? Oğlum yaşındayken kamyonculara lastik satar. En büyük müşterim 55 ve 60 bin. Bu bir, yani kaderden böyle bir Trabzon olmuşum. İkinci konu, Trabzon sporluyum. Trabzon spora da bir sene iki tane İran'ı verecek, faydalı olacak. Üçüncü konu, saygıdeğer dostlar, verici bir göç sorunumuz var. Burada iki tane çok değerli göç başkanımız var, Sayın Yazıcı. Ona kökten çözüm, buna herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Biz sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Nurettin Cerrah, özel bir bankada yönetici olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Ateşe Birlik Platform Yönetim Kurulu üyesi. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yaşar Yılmaz, İstanbul Ataşehir'de serbest olarak bazı işaretleri olarak devam etmekteyim. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Fuat Kır, bir tane AK Parti üstünden ilçe yönetim kurulu üyesi, ilçe başkan yardımcılığı. Özellikle Ankara'daki hemşehrilerimizin göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Levent Çevi, öncelikle olarak bu kahvaltıyı organize eden her iki derneğimize canı görülür, anlamlı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Valimizin aynı zamanda hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili danışmanları yaptım. Bütün hemşehrilerimiz bana düşen bir şey olduğunda başım üstünde ağlamamla gururlu da mutluyum. Herkese teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Sağ olun, abi. Teşekkür ederiz. Mehmet Çebi, 10 yılı aşkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın daire başkanlığında adları işler uzmanı olarak görev yapıyorum. Kahvaltıyı düzenleyen Sürmen İş Adamları ve Bürokratlar Derneği ve Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Dediği Üst Yönetisi'ne çok teşekkür ediyorum. Hep
Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ağzınıza sağlığınıza sağlık. Buyurun. Özkan Kadı, İstanbul'da eğitim ve üniversite inşaat sektöründe ayrıca Amin Bey'e denk başkanıyım. Kimse konuyu açmadı ama ben özel bir konuyu alıp başarılı izlediniz. Sürmene sporculuktur. Tamam yokumuz Trabzonsporluyuz da iş adamlarımızı ve bürokratlarımızı da biraz destek olmaya çalışıyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın 2-3 yıldır çok destek biraz daha için açması ve diğer iş adamlarımızdan da destek bekliyoruz. Sürmene sporculuk başkanım ekibi yapıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size teşekkür ediyoruz. Zeki Kadı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde yöneticiyim. Aslen Köprü Başkınışlı köyündeniz ama 29 yıl seller zamanında Başka'ya göç edenlerdeniz. O yüzden tabii köken Köprü Başı olduğu için kendimizi her zaman Köprü Başı mutlu olarak görüyoruz. Deneyi geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygı olsun. Şimdi şurada vezmeyelim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var. Aramızda yine mikrofonu veremediğimiz Salih Bey var. Yerlisi köprü başladı. Mikrofonu kendisine verecek. Selamun Aleyküm. İsmim Muhammed Sani Aylmaz. Milli Savunma Bakanı Tavgeli uzman olarak çalışıyoruz. Aslen Bolu yerindeyim ama çok değerli dostlar olduğundan dolayı sağ olsun Ali Bey bizi davet etti buraya. Aranızda olmaktan dolayı çok mutlu oluyorum şahsen. Selamlar, günler. Teşekkür ederim, sağ olun. Şu masrafı yanları var. Şimdi bir iki ifade kullanayım. Ankara'da bulunan Manavuz Vadililerle bir araya geldik. Trabzon'da, İstanbul'dan gelenlerle birlikte. Üç hanımefendi var ama inanıyorum ki buradaki bütün beyefendilerin çok çok üzerinde bir anlam ifade ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Mikrofon sizde, buyurun. Efendim, öncelikle her birinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben Saime Tekke. İlk olarak kendimi herkesin tanıyacağı şekilde tanıtayım. Daha sonra bilgilerimi kişiselleştireyim. Ben Trabzon Köprübaşı doğumluyum. Köprübaşı Belediye Başkanı Ahmet Tekke'nin kızıyım. Yine eski milli futbolcu, yeni teknik direktör, Trabzonspor'un eski futbolcusu Fatih Tekke'nin kız kardeşiyim. İkinci olarak kendi kişisel bilgilerimi verirsek, 16 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Avukatlık mesleğimi icra ediyorum. Yine üniversitelerde de eğitim hayatıma, akademik hayatıma devam ediyorum. Bugün sizlerle birlikte, hemşerilerimle birlikte burada olmaktan büyük şeref ve onur duyuyorum. Trabzonlu olmak, burada hemşerilerimle birlikte olmak benim için büyük bir ayrıcalık. Temenni ediyorum bu organizasyonun, bu birlikteliğin sürekliliği ve devamı gelsin. İnşallah yeniden sizlerle hep beraber birlikte oluruz. Ben sözü fazla uzatmayayım. Her birinize tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Buyurun. Kendisine hayırlı olsun diyor. Buraya katılmaktan çok mutlu oldum. Organizasyon işleriyle uğraşsam Resul kardeşime çok teşekkür ederim bizi davet ettikleri için. Gönlümüz memleketimizde, bedenler burada olsa da yaz mevsimini dört gözle bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Buyurun. Şimdi de İstanbul Köprübaşı Dernek Yönetimi'nde aramızda olan beyefendileri tanıyalım. Buyurun Hüsame Bey. Hüsame Balci, Köprübaşı'yı İstanbul
İstanbul'da veya Samsun'da inşaat sektörüne ulaşıyorum. Köprü başlarına bir yönetim ve biz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhammed Sancak adım. İstanbul'dan Köprü Başı Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına geliyoruz. İstanbul'da Maltepe'de medikal işiyle uğraşıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Avukat Turgut Çakır, teşekkür ediyorum. Bu kadar mı? Osman Başkanım. Alalım. Evet, Ali Su İçmez Bey, sizi tanıyalım. İsmim Ali Su İçmez, 21 yıllık devlet memuruyuz. 15 yıldır basınla uğraşıyoruz. Sürmen Ağabey, Beşköy Ağabey. Aynı zamanda Trabzon Doğu Gazeteleri Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bir müşteri haber de aldım. Geldim sizlere. Sürmen'e merkez kuran kursunda okuyan öğrenciler dediler Ankara'ya gidiyorsun bize kömür yardımı yapsınlar. Buradan Tursun Canlar Başkanıma ve diğer misafirlere duyurulur. Mikrofonu Murat Bey'e veriyorum. Kimler ne istemiş bir daha söyler misiniz? Sürmen'e merkez kuran kursunda hafızlık yapan öğrencilerimiz. Kömür istiyorlar. Evet, kömür yardımı. Tamam inşallah. Bu işler senin için Ali Hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi Sürmen'e platformundan bahsettim. Sürmeneli İş Adamları ve Bürokratları Derneğimizden resmi kurum olarak ama Ömer Özkan hocamız yoğun mesaisinden dolayı bizlerle birlikte olamadı. Ama onun görevini en güzel şekilde yerine getiren ben Serhat Tıravacı kardeşimi mikrofona davet etmek istiyorum. Resul Hamza Emin kardeşim, seni de lütfen. Peki, o zaman Serhat Tıravacı kardeşim senin adına da konuşsun. Buyur, mikrofon senin. Çok kıymetli hazırım. Hepiniz öncelikle bu davetimizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben kendimi tanıtayım. İsmim Serhat Tıravacı. 84 Trabzon doğumluyum. Yaklaşık 15 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Üniversite eğitimi için her Sürmeneli'nin olduğu gibi hayatımı biz de 15 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da bundan bir önceki dönemde ben de İstanbul Milletvekilimiz Hüseyin Bürgen'in danışmanlığı yaklaşık 2 yıldır da İstanbul'da ticaret işleriyle uğraşıyorum. Bundan şu anda da Üsküdar AK Parti İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmekteyim. Ömer hocamızın da çok kıymetli Profesör Doktor Ömer Özkan hocamızın da çok selamlarını iletiyorum sizlere. Ben kendisini başkan vekili olarak görevimize Sürmeneli İş Adamları ve Bürokratları Derneği'nde görevimize devam ediyoruz inşallah. Dernek merkezimiz İstanbul Fatih'te. Yaklaşık çok eski yıllara dayanıyor platform olarak ama dernekleşme süreci son 1,5 yıl içerisinde biz sağ olsun bu işin öncülüğünü yapan Resul abimle birlikte 1,5 yıl önce derneğimizi resmi hale getirdik. Son bir aydır da bu organizasyon için çok sağ olsun Osman abimle, Resul abimle ve hem dernek çalışmalarında birlikte olduğum hem de iş hayatımda ortağım olan Selim Çavuş Bey'le birlikte yaklaşık bir aydır Ankara'ya gelip gidiyoruz. Bu nazik davetlerimizi kırmadığınız için, bizleri onur ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sürmene'den, Mardin'den, İstanbul'dan buraya kadar gelen bütün misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda valilik görevine atanan Ömer abimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Serhat Tıravacı kardeşimize biz teşekkürlerin en büyüğünü ve en güzelini takdim ediyoruz. Şu ifadeyi kullanarak sonra ikinci fasılda bu arada çok sallığa faydalı olan bir fiili icra etmek isteyenler zaten salonu terk etti ama terk etmek isteyenler de olabilir. Bir mola verelim. Moladan sonra tekrardan fikir alışverişinde bulunalım. Birebir de olabilir. Onun dışında yine mikrofonlu da olabilir düşüncelerimizin genel katılımcıların duyabilmesi için. Kısa bir mola verelim. Moladan sonra birlikte olalım ama Ankara'da Manahoz Vadisi'ni bir araya getirecek bir STK'nın ihtiyaca nasıl oldu ortaya çıkmış oldu. İnşallah bunu da başarırız. Katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Acil işi olup da aramızda ayrılmak zorunda olanlarımız olabilir. Katılımınızdan dolayı İstanbul Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanımız Osman Kara Mehmetoğlu Beyefendi adına sizlere çok çok teşekkür ediyoruz.
Evet, bir fotoğraf karesi alalım. Ola ki aramızdan ayrılanlar olabilir. Kürsüyü alalım, bunu kullanalım inşallah. Gel abi. Evet.